Bey, öncelikle bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Konuşmacı olduğunuz için. Daha sonra sizi tanıyarak başlayabiliriz. Bir de ben özel olarak bir istekte bulunabilir miyim? Ankara Üniversitesi'nden mezun olmuş bir bilgisayar mühendisi olarak bizlere neler önerebilirsiniz? Küçük küçük bahsedebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Tamamdır, onları da konuşalım. Önce ben kendimi tanıtayım. Tamam. Öncelikle ben teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Rica ederiz. İsmim Onur Kılıç. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum. İngilizce bölümden. Şu an var mı bilmiyorum bölümler nasıl ama o zaman %30, %100 İngilizce bölümleri vardı. Daha sonra 2017 yılına kadar özel sektörde yazılım uzmanı olarak çalıştım. Daha sonra Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu. Yine burada yazılım uzmanı olarak çalıştım. Yani bankacılık sektörüne o şekilde girdim. Daha sonra 2019 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda siber güvenlik alanında kariyerimi sürdürüyorum. Şuradan sunumu da paylaşayım. Yani yaklaşık bir 6,5-7 yıldır bankacılık sektöründeyim diyebilirim. Şimdi sunumla başlayayım. Kendimi aslında tanıttım şimdi. Dediğim gibi Ankara Bilgisayar mezunuyum. Şu an Merkez Bankası'nda. Yaklaşık 8 yıldır da sektörün içerisindeyim. İçeri geçmeden önce tabii tavsiyede bulunabilirim. Tabii şöyle yani çalışmak istediğiniz alan önemli burada. Şimdi birçok bilgisayar mühendisi biliyorsunuz yazılım alanında işe başlıyor. Dediğim gibi aslında. Ve birçok projede aslında yazılımdan ilerliyor okulda. Yine benim de bitirme projelerim yazılım üzerineydi. Yani birçok arkadaşım gibi. Şimdi tabii yazılım tarafındaki pastadan alınacak pay küçüldü diyebiliriz. Çünkü şöyle yani yazılım yapmak için artık biliyorsunuz yani ChatGPT bile kod yazabiliyor. Şunu tavsiye edebilirim ben. Siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen arkadaşlar varsa öncelikle network bilgisini öğrenmesini tavsiye ederim. Bu network katmanları vesaire zaten dersler alıyorsunuz biliyorum. Onları öğrendikten sonra biraz da böyle siber güvenlik bakış açısının gelişmesi için birçok ücretsiz ortam var internette. Bir önceki sunumda da zaten bahsetti arkadaşlar. Yani oralardan faydalanırsanız en azından bir siber güvenlik bakış açısı elde etmiş olursunuz. Ya bunu tavsiye ederim ben size. Yani çünkü biraz siber güvenlik alanı biraz daha bakir bana yazdığıma göre. O yüzden yani hem kariyer anlamında güzel bir alan. Biraz şey var yani gecesi gündüz çok olmayan bir iş ama yani çalışmayı seven arkadaşlar için tavsiye edebilirim. Şimdi sunum içeriğinden bahsedeyim biraz. Tabii sunumun başlığı kurumsal veri güvenliği aslında. Ya bir önceki sunumda arkadaşlar hem kurumsal hem kişisel veriden biraz bahsettiler. Şimdi kurumsal veri nedir? Oradan başlayacağız. Onu biraz konuşacağız. Birkaç örnek vereceğim. Daha sonra bu kurumsal verinin kurumlar için önemi nedir? Ona değineceğiz. Siz düşündüğümüzden daha değerli veriler bunlar. Şimdi kurumsal verinin ihlali kısmı var. Orada biraz konuşacağız. Uzun bir alan orası. Bu veri ihlalini önlemek için kurumlarda neler yapılıyor? Özellikle ona değineceğiz. Şimdi çalışanların ihlal ettiği veriler. Bunlara geleceğiz. Burada tabii ihlallerin birçoğu çalışan tarafından yapılıyor. Ve bu ihlaller de bilinçli veya bilinçsiz şekilde yapılıyor. Onları bir konuşacağız. Daha sonra siber saldırı ile ihlal edilen veriler var. Bunların oranı düşük olsa da girişim ve teşebbüs sayısı bir ayrı fazla. Onları bir konuşacağız. Ve bunlar nasıl engelleniyor kurumlarda? Onlara değineceğim. Ve bunlar engellenirken kullanılan teknolojiler nelerdir? Bir önceki sunumda bahsedildi. DLP'ler, işte veri sınıflandırma gibi teknolojiler var. Bunları bir tık tekrar konuşacağız. Ve diğer direkt veya dolaylı olarak yapılan ataklar ve ihlal girişimlerinde engellemeyi sağlayan ürünlerden bahsedeceğiz. Ve veri ihlali olduğunda neler yapılıyor? Onları konuşacağız. Tabii burada hep işin hukuki ve idaresi bir değil de daha çok bilişim açısından ve siber güvenlik açısından neler yapılıyor? Onlara değineceğiz. Ve sunum bir sonucunu çıkaracağız aslında. Özet aslında. Onları konuşacağız. Şimdi kurumsal veri nedir? Şimdi kurumsal veri kurum altyapısında üretilen verilerdir. Bu birinci başlığı. Şimdi burada neler var? Şimdi muhasebe verileri örneğin veya bir bilişim şirketi ise kaynak kodlar, şirket içerisindeki kurum içerisindeki e-postalar,
Orada yazılan dokümanlar, üretilen dokümanlar, prosedürler, yönetmelikler, bunların hepsi aslında bir kurumun verisidir. Ayrıca bu kurumun paydaşlarının aldığı veriler de var tabii ki. Örneğin bir banka düşünün. Bu bankanın birçok insanın bankacılık verisini barındırması gibi veya işte sağlık verileri, e-nabız gibi sistemlerde veya bulut ortamlardaki medya verileri. Yani örneğin bir sosyal medya ortamında sizin adınıza bulunan fotoğraflar veya bizim işte Facebook, Instagram gibi ortamlara yüklediğimiz fotoğraflarda o kurumlar için kurumsal veri oluyor. Şimdi kurumsal veri önemine bakalım biraz. Şimdi kurumsal veriler aslında kurumların varlıkları. Yani bu artık yönetmelikte de bu şekilde geçiyor. Şimdi varlık olmasının ne gibi önemi var? Şimdi varlık olması demek bu varlığın bir sahip olmasını gerektiriyor. Zaten bu verinin sahibi de kurumlar veya kurum içerisindeki birimler oluyor. İşte kamu kurumlarının daire başkanlıkları, müdürlükler gibi. Ve bu verinin bir sorumlusu var. Yani sorumlusu bir kişi değil, yine birimler olabiliyor verinin sorumlusu. Ve artık kurumlar stratejilerini verilere bakarak belirliyor. Buna şimdi birkaç örnek verebiliriz. Örneğin satış verisi. Satış verisine bakarak işte üretimi artırma, azaltma ve neyi üreteceğine karar verme gibi veriler ortaya çıkıyor. Veya işte yeni ulaşım hatlarının açılması. Yani en çok neresi kullanılıyorsa o veriye bakarak artık belediyeler, kamu kurumları ona göre yollar açıyor. Kurumlar verilerin yönetimi güvenliği için yatırım yapmaya başladılar. Şimdi bunu şöyle söyleyebiliriz. Yani yaklaşık bir 8-10 sene önce kurumlarda veri için ayrı bir ekip yoktu. Bu veri ekipleri genellikle bilişim ekiplerinin altında kurulan bilimler üzerinden oluşuyordu. Tabii şimdi durum biraz değişti. Şöyle değişti. Artık veri için ayrı ekipler kuruluyor kurumlarda. Ve bilişimden tamamen ayrı oluyor bu ekipler. Ve bu ekipler artık veriler için geliştirilen yazılımları temin ediyor. İşte veri modelleme yazılımları gibi. Bunları kullanmaya başladılar. Verinin güvenini sağlanması için de birçok güvenlik bileşeni artık devreye alınıyor. Çünkü veri kıymetli hale geldi. Şimdi kurumsal verinin ihlaline biraz bakalım. Şimdi kurumsal veriler bilinçli veya bilinçsiz şekilde ihlal edilebiliyor. Şimdi bilinçsiz şekilde veri ihlalleri aslında veri ihlallerinin bir büyük bir yüzdesini oluşturuyor diyebiliriz. Bunların başında tabii ki çalışan hataları geliyor. Bir önceki sunumda da bahsetmişti arkadaşlar insan faktörü bunların kaynağı diye. Şimdi çalışan hatalarının da bu hataların en büyüğü aslında e-postanın yanlış kişiye gönderilmesi. Burada tabii şey oluyor. Yani isim benzerliği gibi veya kurum benzerliği gibi durumlarda bu e-posta çoğunlukla yanlış kişiye gönderiliyor. Yani biz de şahit oluyoruz kurumda, bankada. Şimdi kurumsal veri çeklerinin sosyal medyada paylaşılması. Bu da yine bilinçsiz bir şekilde yapılan hareketler. Şimdi burada şöyle örnek verebiliriz. Örneğin bir fotoğraf veya video konuyor. İşte masasının önünde çekiliyor insanlar fotoğrafı. Ama işte arkada bir yerde işte o kuruma ait bir şifre veya bilgi, kurum içi bilgi paylaşılabiliyor. Şimdi bazı veriler de internet ortamında düzenlenebiliyor arkadaşlar. Örneğin bizim alandan örnek vereyim ben network'ten. Yani örneğin siz topolojinizi yani kurum topolojisini internet ortamında oluşturursanız o bir şekilde bir başkasının eline geçebiliyor. Bu da verinin ihlaline sebep olabiliyor. Şimdi burada bir örnek verelim. Bu aslında bir tane Fransız televizyonu. Burada bir röportaj yapılıyor birisiyle. Kanalın içerisinde yapılıyor bu röportaj. Arkada da o kanalın YouTube şifresi ve kullanıcı adı yer alıyor. Bu canlı yayın bu anda. O şekilde YouTube ele geçiriliyor. Böyle garip bir durum olmuştu. 7-8 yıllık bir şey mazisi var. Kurumsal verinin ihlalini biraz daha bakalım. Şimdi kurum içinde veya kurum dışında olabilir demiştik. Şimdi kurum içinde bilinçsiz şekilde nasıl ihlal edildiğini biraz görmüş olduk aslında insan hatasıyla. Şimdi kurum içerisinde bilinçli şekilde de veri çıkartılmaya çalışabiliyor. Burada şöyle örnek verebiliriz. Bu genellikle şöyle oluyor. İşte kurumla karşı çalışan küsebiliyor, öyle söyleyelim. Ve bu küslüğü bir intikam veya şantaja çevirmeye çalışabiliyor. Bu şekilde veri kaçırmaya çalışıyor. Veya bir çıkar ilişkisi üzerinde kurulu düzen varsa, örneğin işte kurumdan şubeleri çıkartırsan şu miktar para veya bir şey hediye edilebiliyor. Bu şöyle düşünebiliriz. Mesela bazı haber kaynaklarında çok çıkar karşımıza işte filanca kurumdaki bir
birisinin alınan bilgiye göre falan diye. Aslında bunlar bunun şeyi, örneği diyebiliriz. Şimdi veri ihlalinin birçoğu büyük bir yüzdesi içeriden demiştik ama veri ihlal girişimlerinin çoğu ise dışarıdan geliyor. Siber ataklar sayesinde oluyor bu da. Şimdi dışarıdan yani bir siber saldırıyla ele geçirilen verilerin amacı aslında şöyle. Genellikle bu maddi bir kazanç elde etmek. Çünkü açık artık ne satıyor artık bunlar dark web'de. Veya kurumlara itibar ve güven kaybı yaşatması hedefleniyor. Ve tabii atak yapanlar için önemli bir husus da bu hata yaptıktan sonra kendi reklamını yapmak. Yani dünyada gündem olmak. Bu da onların amaçlarından bir tanesi. Şimdi kurum, şimdi veri ihlali dendiğinde aslında akla genellikle verinin çalınması geliyor ama şimdi ransomware yani fidye yazılımlarıyla da veriler ihlal edilebiliyor. Tabi burada veri çalınmıyor ama şifreleniyor bildiğiniz gibi ransomware. Ki çok da kötü bir yani çok pis bir ataktır öyle söyleyeyim ransomware'ler. Burada işte yani kripto hacker var, WannaCry var, Lockbit var. Bunlar dünyada bilinen ransomware'ler. Tabii birçok örnek var tabii. Tabi burada para talep ediliyor demiştik şifre çözmek için. Bunun takibinde yani para talep edenin takibinde imkansızlaşması için kripto paralar kullanılıyor genelde burada. 2022 yılı verilerine göre IBM'in yaptığı bir araştırmaya göre bir fide yazılımının sebep olduğu ortalama zarar $4,5 milyon. Şimdi şöyle düşünün yani sizin bilgisayarınıza bir ransomware bulaşsa muhtemelen parasını ödemez. Fonksiyonu düzelir ama kurumlardaki veriler dediğim gibi çok kıymetli olduğu için bunu genelde ödemeyi tercih ediyorlar. İleride göreceğiz. Şimdi kurumlarda tabii bu veri ihlalini önlemek için neler yapılıyor? Bunlara bakacağız bir. Şimdi genelde dedik içeriden çıkartıyor veriler. Yani büyük yüzdesi buydu. Şimdi kurumlar da bunun farkında tabii. Yaptıkları ilk şey aslında o veriye ulaşmayı engellemek içeriden. Yani bir kurum çalışanının veriye ulaşması her zaman kontrol altında tutuluyor. Bunun için tabii yetkili hesap yönetim var. Yani Privilege Access Management ürünleri ve iki faktörün doğrulama. Yani two factor authentication dediğimiz sistemler kullanılıyor sıklıkla. Şimdi bir önceki sunumda bahsedildi. İki faktörlü doğrulama dediğimiz şey aslında. Siz bir yere giriş yaparken işte kullanıcı adı şifre yerine kullanıcı adı şifre artı ikinci faktör otantikasyon yöntemini kullanıyoruz. Kullanılıyor kurumlarda. Bu genelde SMS olur, e-posta olur veya işte one time password gibi OTP uygulamalar var. Onlar olur. Bunlar kullanılıyor sıklıkla. Tabii yüz tanıma, parmak izi, retina izi gibi başka yöntemler de mevcut ama kurumlarda geçerli olan şey aslında OTP diyebiliriz. Bunun ne gibi avantajı var ona bakalım. Şimdi PIN ele geçirilse bile yani şifre ele geçirilse bile OTP için konuşuyorum. OTP'ler her istekli yenilenir. Yani o 6 veya 8 haneli bir kod olur. Her istekli yenilendiği için ele geçirme şansı da bir hali düşüktür. Şimdi PAM dediğimiz yani Privileged Access Management yani bu veriye yetkili bir hesap ile erişmeniz gerekiyor. Aslında bu ortama erişirken zaten bu two factor authentication kullanılıyor. Şimdi burada şöyle düşünebiliriz. Siz bir veriye erişeceksiniz. Örneğin bir veri tabanı diyelim. Şimdi veri tabanınız kendi bilgisayarınıza erişmiyorsunuz kurumlarda. Genellikle şöyle oluyor. Bir PAM ürünü olur. Yani bir aracı sunucu. Siz bu sunucuya erişiyorsunuz. O sunucu sizin adınıza veri tabanına erişiyor. Bu seçim şunu sağlıyor. Siz gireceğiniz ortamın şifresini bilmiyorsunuz. Çünkü o şifre veri tabanı admin tarafından PAM'a iletilmiş. Oraya konulmuş. Siz bağlan diyorsunuz. Bağlanıyor. Tabi burada önemli olan sizin PAM'a nasıl bağlandığınız. Bu da işte bir kullanıcı adı şifre artı two factor authentication ile sağlanıyor. Tabi PAM'ın birkaç avantajı var. Dedik birisi şifreyi görmüyorsunuz siz. Ve sizin yaptığınız bütün işlemler orada kayıt altına alınıyor. Nasıl kayıt altına alınıyor? Videoyla. Bir yöntem yani video yöntemi bir yöntem. Tabi bu da size ileride denetim ve raporlamada imkan sunuyor kurumlara. Şimdi tabi burada PAM ortamının aslında güvenliği söz konusu artık.
O yüzden de bu PAM ürün, yani PAM serverlarının kurum ağından çok iyi şekilde izole edilmesi lazım ve güvenini sağlaması lazım. Bir önceki sunumda bahsedildi. DLP diye bir ürün var. Data Leak Prevention veya Data Loss Prevention iki şekilde kullanılabiliyor. Bu aslında sizin bilgisayarınızdan ya da ortamlarınızdan, sunucularınızdan verinin dışarıya çıkmasını engellemek için geliştirilmiş bir ürün. Yani veri üzerine geliştirilmiş bir ürün, veri kaçma üzerine. Burada siz veri şu şekilde çıkmasını engelleyebilirsiniz. İşte Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, birçok ürünü tanımlar. İşte pasaport numarası, IBAN gibi bazı önden tanımlı bilgiler var engelleyebildiği. Veya işte dosya uzantısı, dosya boyutu gibi veya daha basit önlemler de alabiliyor burada. Tabi burada şimdi veri sınıflandırmak önemli aslında. Yine bahsedildi biraz. Yani burada siz DLP üzerinde daha özel bir şeyi engellemek istiyorsanız şimdi verini sınıflandırmanız gerekiyor. Bu da şöyle, bir doküman yazdınız. Kurum içerisinde doküman yazdınız ve çok gizli bir doküman. İşte bankalara veya diğer kuruluşlara göndereceksiniz. Siz bir dosyayı kaydete bastığınızda yeni oluşturuyorsunuz. Size bir ekran çıkıyor. Burada işte bu nasıl bir dokümandır? İşte çok gizli mi, gizli mi, kurum içi mi, halka açık mı gibi kategoriler var. Bunu kullanıcı kendisi belirliyor. Yani manuel bir sınıflandırma var burada. Tabii otomatik yapılabiliyor ama bu çok güvenilir bir yöntem değil. O yüzden yani en az bir kez o verinin sınıflandırılması gerekiyor, hiç sınıflandırılmadıysa. Buradan işte içerisinde belli bir kelime geçiyorsa, işte banka ismi geçiyorsa, işte müşteri, işte para gibi kelimeler geçiyorsa, bu şekilde siz o veriyi sınıflandırabiliyorsunuz. Şimdi DLP ürünü şöyle çalışıyor. Siz içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan bir veriyi bir dosya paylaşım ortamında yüklemeye çalışıyorsunuz. Bu DLP'nin bilgisayarlarda bir ajanı var. Genelde o şekilde çalışır. O ajan bu isteği yakalıyor ve ekranda şöyle uyarı çıkıyor. Siz bir veri kaçırmaya çalışıyorsunuz deyip engelleyebiliyor. Veya öneri sunuyor. Yani izin veriyor ama işte yöneticimin haberi var. Bilgi verdim. Bu gizli bilgi değildir gibi ekrana sunabiliyor diğer ürünleri. Dediğim gibi ajan bazlı çalışıyor bu ürünler. Bilgisayarda aslında bir şey kurulu. Bu bilgisayardaki ajan durdurursa eğer servisi, tabii ki bu DLP servisi devre dışı kalmış oluyor ve veri kaçmak mümkün hale geliyor. Bunun da bunun için de önlem alındığında ileride konuşacağız. Şimdi DLP olmayan kurumlar var mıdır? Belki daha küçük kuruluşlarda olabilir bu. Bunun için tabii ya DLP yoksa engelleyemiyor muyuz? Tabii ki engelleyebiliyoruz ama bunun için proxy veya güvenlik duvarları gibi cihazlar üzerinde aksiyonlar alınabiliyor. Tabii DLP kadar etkili değil. Çünkü DLP dosya kaçırma üzerine geliştirilmiş bir ürün. Orada gayet etkili. Tabii güvenlik duvarlarında işte uzantısına göre, boyutuna, dosya ismi gibi kısımlara göre önlemler alınabiliyor. Tabii bazı ürünler şunu da yapabiliyor aslında. İçerisinde geçen bilgiye göre de engelleme yapıyor ama bu tabii cihazın kaynağını çok fazla tüketiyor. Aslında bu cihazlar, yani proxy güvenlik duvarları ağ trafiği için geliştirilmiş cihazlar. O yüzden bu gibi alanlarda kullanılması da çok tavsiye edilmiyor. Şimdi biraz önce bu DLP'nin ajanını bahsetmiştik. Şimdi DLP ajanını nasıl durdurabilirsiniz? Tabii ki bilgisayarda bir admin yetkiniz varsa. Ama kurumlarda kullanıcılara bilgisayarlarda admin yetkisi verilmiyor. Keza sunucuları da o şekilde. Yani admin yetkisi verilmiyor. Bu yüzden siz bilgisayardaki herhangi bir servisi durdurup veya çalıştıramıyorsunuz. O yüzden bunun için böyle bir önlem almış diyebiliriz. Kurum bilgisayarlarında harici depolama ayıkları çalışmıyor arkadaşlar. Yani çoğu kurumda bu şekildedir. Nedir bunlar? USB, hard disk gibi şeyleri siz takamıyorsunuz. Yani taksanız bile zaten çalışmıyor. Yani o servis arkada onu engelliyor. Buna genelde antivirüsler yapabiliyor. Ve bunun için de yine gelişmiş ürünler var ama bunu yapan antivirüsler var. O yüzden başka bir ürün almaya gerek kalmıyor. Şimdi verinin çalınması için aslında birçok senaryo var.
Ben aklıma gelenleri bir şekilde yazdım ama yani şöyle düşünebiliriz. Şimdi kurumun size verdiği bir bilgisayar var, laptop. Uzaktan çalışabildiğiniz kurum. Tıpkı bizim banka gibi. Siz bu bilgisayarı işte banka gittiğiniz zaman banka getiriyorsunuz. Eve gittiğiniz zaman eve getiriyorsunuz. Şimdi bu bilgisayarın çalınma riski var mı? Tabii ki var. Ve biliyorsunuz yani bir laptop çalındığında onun diskini siz çıkartıp bazı aparatlara takarak yani harici bir hat gibi kullanabiliyorsunuz başka bilgisayarlarda. Bu da aslında şuna zemin açmış oluyor. O diskteki verilere erişebiliyor bir başkası bilgisayarın çalındığı durumda. Bununla ilgili de artık disk şifreleme ürünleri çıktı ortaya. Onlar kuruluyor bilgisayarlara. Yani bilgisayar çalınsa dahi diski çıkarıldıktan sonra o şifre girmediği sürece diskteki veriye erişilmiyor. Bunun için de BitLocker diyorum arkadaşlar benim bildiğim. Örnek verebiliriz. Şimdi kurum bilgisayarlarının işletim sistemleri güncel tutuluyor. Şimdi bunu ne yazdım? Aslında yine bahsedildi. Yani işletim sistemlerine gelen güncellemeler aslında biz mesela kişisel olarak çok önemsemezdik de telefona vesaire gelenleri. Bunlar genelde güvenlik şeyi içeriyor. Yani güvenlik eması içeriyor. O yüzden bunu kurumlar zorunlu tutuyor. Bunun içinde yine ayrı ürünler var yani. Her birisi internetten çekmiyor. Merkezi bölüm var. O merkez bölümüne gelip güncellemeyi çekiyorlar. Onur Bey, bir soru gelmiş. BitLocker haricinde Tabii. sizin tavsiye ettiğiniz veya hakim olduğunuz var mıdır? Yani hakim olduğum yok. BitLocker aslında ben yani kişisel olarak onu kullanmıştım daha önceden. Şu an kurumda da kullanılıyor. Yani maalesef onun muadili de var mı bilmiyorum. Yani illaki vardır ama ben sanırım Symantec'in bir ürünü vardı ama yine buna benzer. Ama yani BitLocker yani de facto standart diyebiliriz bu alanda. Şimdi tabii veri şu şekilde kaçırılabilir aslında. Yazıcılar aracılığıyla yani siz bir kurumsal veriyi printer'dan bastırarak kurumdaki printer'dan o kağıdı cebinize koyup çıkarabilirsiniz dışarıya. Bunu da engellemesi için ya yazıcı bağlantısı hiç olmuyor veya sizin yazıcı istekleriniz işte yöneticinizin onayına düşüp oradan neden bunu çıkartıyorsun gibi sorularla karşı karşıya kalıyorsunuz. O şekilde yazılma işlemi yapılabiliyor. Kurmağına bağlı olmayan kuruma ait dizüstü bilgisayarlar internete çıkamıyor. Şimdi burada ne aslında demek istedim? Dediğim gibi şimdi laptoplar artık kullanılıyor birçok kurumda ve uzaktan çalışma var. Şimdi siz bankana gidip bir kurum yani kuruma gidip kurum verisi indirdiğinizde birkaç gün sonra siz bu bilgisayarla yani laptopla eve geliyorsunuz. Siz o veriyi evdeki bir ortamda, evdeki bir paylaşım alanında ve evdeki bir yazıcıda paylaşabilirsiniz. Ve bu veriyi aslında kurum dışına çıkarmış olursunuz. Bunu engellemek için de kurumlar artık VPN kullanıyor. Ve Always On diye bir yapı var VPN'lerde. Zaten tahmin edilir yani. Always On her zaman bağlı anlamında. Siz bu VPN'e bağlı olmadığınız durumda internete bağladığınız bilgisayarı Wi-Fi'ye, evdeki Wi-Fi'ye VPN yapmadığınız sürece internet erişiminiz olmuyor. Arkada network servisi kapatılıyor. VPN tuğlu aracılığıyla. Ve siz onu açamıyorsunuz çünkü admin değilsiniz bilgisayarda. Onun için de böyle bir önlem alınmış var. Bu adılmışlık bulunuyor. Tabii siz VPN yaptığınızda ise kurumun politikaları geçerli artık bilgisayarda. Örneğin bir veri paylaşım portalına giremiyorsunuz. Şimdi veri tabanındaki şifreler genellikle şifre tutuluyor. Bunu şunun için yazdım. Şimdi veri tabanını kullanan uygulama ile veri tabanındaki veriler işte encode decode şeklinde çalışıyor. Örneğin bir maaş uygulaması olsun. İşte maaşla ilgili veri aslında uygulama tarafından enkod ediliyor. Veri tabanına yazılıyor. O veri geri getirilirken de yine uygulamanın bildiği serverlarla dekod ediliyor. Kullanıcıya gösteriliyor. Yani başka bir uygulama o veri tabanına eriştiğinde maaş bilgisini göremiyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi tabii kurum ağına şahsi bilgisayara bağlanmıyor. Yani şöyle siz bir kuruma gittiniz. Kendi laptopunuzu götürdünüz. Orada bulduğunuz bir Ethernet kablosunu taktığınızda çalışmayacaktır büyük ihtimalle.
Bunda sana denilen isim NAC. Network Access Control, NAC, yani NAC ürünü. Bu şekilde siz kurmağına giremiyorsunuz. Tabii kurmağına giremiyorsunuz ama bazı kurumlarda bir misafir ağı diye ortam var. Örneğin siz kurumda çalışıyorsunuz. Misafiriniz geldi veya firma geldi. O misafir ağına bağlanabiliyor. Tabii ki misafir ağı kurmağından tamamen izole tutuluyor. Şimdi aslında burada bahsettiğimiz maddelerin aslında hepsi bir kurum çalışanının veriyi nasıl kaçırmaya çalıştığını ve bunun nasıl engellendiği üzerindeydi. Hemen hepsi bu şekildeydi. Şimdi veri ihlali teşebbüslerinin büyük bir kısmı aslında dışarıdan geliyor, ataklara geliyor. O yüzden sadece kurum çalışan tarafından bu ihlaller yapılmıyor. Siber ataklar ile de zararlı yazılım bulaşabiliyor. Bulaşan zararlı yazılımlar da veri kaçırmaya sebep olabiliyor. Bu şekilde çalışıyor. Genelde zararlı dosya iniyor ortama. İnen zararlı dosya arkada bir port açıp dışarıya işte veri gönderebiliyor. Bilgisayardaki veri gönderebiliyor veya ağa yayılıp diğer bilgisayara yayılıp bu şekilde bütün bilgileri alabiliyor. Tabi bununla ilgili de aslında birçok ürün gelişmiş durumda. Bu siber güvenlik dünyasında aslında her bir veri kaçırma için mesela DLP gelişmiş durumda. İşte inen bir dosyanın zararlı olup olmadığını test eden sandbox ürünleri var, kumavuzu. Yine antivirüs yazılımları var. NDR'lar var, EDR'lar var, güvenlik duvarları var. Bu gibi sistemler aslında bir veri kaçırma ihlalini direkt veya dolaylı olarak engelleyen sistemler. Şimdi biraz bunlardan bahsedelim aslında. Şimdi sandbox. Şimdi bir önceki slaytta zararlı bir dosya bulaşabiliyor. O da veri kaçırmaya sebep olabiliyor demiştik. Şimdi sandbox'a şu şekilde çalışıyor aslında kum havuzu. Siz indirdiğiniz bir dosyayı bu kum havuzunun içerisine koyuyorsunuz sandbox'a. O dosya boyunca burada çalışıyor. İşte örneğin bir Ezra dosyası olsun. İşte bir takım politikalar belirleniyor. Mesela uzantısı şu olsa, boyutu bu olursa gibi. Öncelikle bunlar ilk filtreler diyebiliriz. Şimdi bir Excel dosyasının ilini varsayalım. Dosyanın bir hashlerine bakılıyor. Şimdi her dosyanın bir hashleri vardır. Ve bu hashler de yani zararlı olarak işaretlendiyse eğer bunlar artık tüm platformda paylaşılır. Ve o zararlı dosya indiyse eğer hash aynıysa direkt olarak bunu hiç çalıştırmadan yani bunun hash'i zararlıdır. O yüzden bu dosya engellenmiştir. İndirmesine izin vermiyorum diye uyarı verir. Bir de skor üretir işte. Bu 10 puan zararlıdır gibi skor üretir. Şöyle düşünün ama bu hash değeri aslında çok güvenli. Çok doğru sonuç vermeyebilir. Çünkü siz bir dokümandaki bir harfi değiştirirseniz hash'i değişecektir. Bu şekilde aslında atlatabiliyor. Buna biz aslında statik analiz diyoruz. Yani duran bir analiz bu. Çünkü dosya çalışmadan önceki yaptığı kontroller. Mesela bir zip dosyası için de yine aynı şekilde yani o dosyaya izin verme işte Excel dosyası gibi uzantı bazında politika bildirebiliyorsunuz. Aslında burada önemli etken sandbox'taki dinamik analizler. Şimdi dinamik analizde dosya birden çok işletim sistemi programına çalıştırılıyor. Şimdi Excel üzerinden gidelim. Biliyorsunuz Excel bir aslında Microsoft Office'in bir portalı. Ama içerisinde makro varlığını da biliyor. Yani kod çalışabiliyor içerisinde. Şimdi Excel dosyası indiğinde ofisin farklı versiyonlarında bu sandbox'a da çalıştırılır. Ve hatta farklı işletim sistemlerinde. İşte Windows 8'den başlar. Sizin bildiğiniz işte 10-11 diye oralarda çalışabilir. Şimdi bu dosya çalışınca işletim sistemi şuna bakar. Bu dosya çalıştığında bilgisayarda yani aslında oradaki sanal bilgisayarda çalıştığında ne oluyor? Yani ayrı port açılıyor mu? Bir yere istek yapıyor mu? İşte kaynaklar ne durumda? İşte CPU'sunu demin tüketiyor mu? Aşırı şekilde yani alma şekilde. Bunlar takip ediyor. Ve içerisinde bir URL varsa şimdi yani dosyanın içerisinde bir URL olabiliyor veya hyperlinkler. Bu hyperlinklerin zararlı olup olmadığına bakıyor. Zararlı değil gibi gözüküyorsa bunlar kategori bazlı çalışır ilk başta statik olarak. Yani zararlı.com sayısını tabii ki engeller veya zararlı bir içerikse ama örneğin yani facebook.com/diye başlıyorsa bunu açar. Açtıktan sonra bir şey iniyor mu bilgisayara?
Yani ne gibi hareketler oluyor onu takip eder. Bu şekilde bir skor üretir. Zararlı veya zararsız diye. Aslında dosya bazlı gelen atakların birçoğu Sandbox'larda engellenebiliyor. Onur Bey, bölüme bir soru gelmiş. Tabii. Sistemsel ve yazılımsal bir sürü önlem aldık ve bunlar sağlıklılar. Ama kullanıcı maalesef rahat durmuyor ve ekranda gördüğü verinin fotoğrafını çekerek yine dışarı aktarabiliyor. Bu konuyu ele aldığınız bir çalışma oldu mu acaba? Olmadı zaten ben ona değinecektim ya, şeyin sonunda. Şu an onunla ilgili bir şey yok. Herhangi bir çözüm daha üretilmiş değil. Yani tek çözüm şu an telefonu yanına alma demek ama o da aslında birçok kurumda çok geçerli değil. Yani çoğu bankalarda artık çalışan zaten telefonla iş yapıyor. O sunumun sonunda onu konuşacaktık aslında. Şu an için önlem alınamayan nadir şeylerden bir tanesi o. Yani ekranın fotoğrafını çekmek telefonla ve dışarıya çıkarmak. Ki bu da yapılıyor bu arada. Onunla ilgili başka bir yöntem daha var. Onu da birazdan söyleyeceğim. Şimdi antivirüs yazılımları var. Yani Sandbox'ta atlatılırsa eğer ki bu da bir ihtimal aslında atlatabiliyor. Çünkü Zero Day diye bir artık şey var. Yani daha önce hiçbir yerde karşılaşılmamış ataklar var Zero Day'de. Ve Sandbox'lar da bunu bazen anlayamayabiliyor. Çünkü normalde çok yakın davranabiliyor bu ataklar. Antivirüs yazılımları var biliyorsunuz. Yani artık biz de bilgisayarımızda kurabiliyoruz. Ücretsiz ürünler de var. Ücretliler de var. Bu da aslında genelde statik analiz yapıyor bilgisayarlarda. İşte bir portun açılmasını engelleyebiliyorsunuz siz normalde yani. Örneğin RDP'ye ihtiyaç yoksa eğer kurumdaki bir bilgisayarda bunu antivirüs yazılımıyla engelleyebiliyorsunuz. Yine burada antivirüsler artık dediğim gibi statik analiz yapıyor. Artık EDR ve MDR de teknoloji gelişti. Bunlar biraz da yeni teknolojiler. Bunlar da bilgisayarda ve kurum ağında ki NDR Network ağından bahsediyor. EDR'daki E-harf de endpoint yani bilgisayardan bahsediyor. Bunlar da aslında biraz da davranış analizi ve anomali tespiti üzerine çalışan sistemler. Biraz da yani antivirüsün direkt olarak gelişmiş değil ama EDR özellikle antivirüsün yerini alacak gibi gözüküyor şu an. Bu aşamalarda atlatıldıktan sonra diyelim ki veri ikna oluyor. Güvenlik duvarı IPS'ler artık burada verinin çıkmasında çok etkili olmasalar bile şöyledir. Kurumlarda genelde bazı portlar dışarı kapalıdır. Zararlı yazılımlar da genelde UDP olarak UDP paketleriyle bunları dışarı çıkarmaya çalışır. Ve genelde kurumlarda artık UDP'ler kapalı dışarıya. Özel sebep yoksa. Bu güvenlik duvarında ve IPS'teki eğer imzaya takılıyorsa bu veriler veya davranışlar o şekilde engellenebiliyor. Bunun biraz gelişmişi de web bazlı uygulamalar var. Varsa eğer buffer ürünü kullanmakta dışarıdan gelen zararlı ya önleme açısından etkili diyebiliriz. Şimdi DNS güvenliği ürünleri de var. Bunlara DNS bazlı veri kaçırma tekniklerini engelleyebiliyor. Burada biraz örnek verebiliriz. Şimdi şöyle bir zararlı bulaştı diyelim bilgisayara. Bu başka bir zararlı sistemin siteye DNS sorgusu yapabiliyor. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. Zararlı.com olsun ana domain. İşte burada şöyle yapıyor. İşte merhaba.zararlı.com. İşte benim adım.zararlı.com. İşte onur.zararlı.com diye bu şekilde binlerce DNS site yapıyor. Tabi burada benim dediğim gibi aslında merhaba.zararlı.com diye yapmıyor. O merhaba kelimesinin aslında belli olmasın diye veri bir şekilde enkod ediyor. Ve sizin anlamadığınız bir URL oluşuyor. Bunun bin adresini yapıyor. Bir karşılığı olmasa bile bu DNS sorgusunun sorulduğu DNS server'da bunlar tekrar dekod ediliyor. Siz veriyi bu şekilde kaçırmış oluyorsunuz. Bununla ilgili de artık DNS güvenliği çözümleri yavaş yavaş gündeme geldi. 3-4 yıldır gündemdiler ve güzel bir alan bence. Şimdi bir kulağına bahsettik burada. Güvenlik var, IPS var, DNS güvenliği var. Aslında internet yakından taraftaki ürünler. Daha sonra Sandbox var, Static Analysis yapan, dinamik analiz yapan diğer ürünler var. MDR var, EDR var. Antivirüs yazılımlar var bilgisayarda. Sürekli güncel tutuluyor bilgisayarda. Onlardan bahsetmiştik aslında. Şimdi bunlara rağmen verilerle oluyor mu? Tabii ki oluyor. Çünkü yani %100 güvenlik sağlamak mümkün değil hiçbir zaman.
Deminki arkadaşın bahsettiği gibi aslında fotoğraf çekerek de bir veri ithali yapılabiliyor. Veya şöyle, siz bir veriyi, yani ezberiniz çok kuvvetliyse o veriyi ezberleyip de bir kağıda yazıp veya o şekilde çıkarabilirsiniz. Ki kağıda yazıp çıkarmak da aslında yöntemlerden bir tanesi. Sonuçta birçok kurumda siz kurum dışına çıkarken üstünüzün aranması gibi bir uygulama söz konusu değil. Şimdi veri ithalleri var mı dedik. Aslında hala var. Birkaç örnek verelim. Bunlar son bir yıla ait aslında veriler. Benim forumlarda ve haber kanıtlarında delilebildiğim son bir yıllık verilerden bazıları. Afrika Bankası'ndaki verilerin çalındığı ile ilgili bir haber var. Tabii söz konusu Afrika olunca da verilerin değeri düşüyor. Yani 2000'e yakın veri yaklaşık 200 dolara darp ve satışa sunulmuş. Yine Finlandiya'da bir şirket var. Tietoevry diye. Buraya bir ransomware oluyor. Bu şirket aslında birçok İskandinav ülkesinin bankacılık sektörüne hizmet veren bir hizmet sağlayıcı. Burada bir İsveçli banka etkilenmiş. Tabii bayağı bir itibar kaybı yaşadı. BBC ve British Airways, yani İngiltere merkezli iki büyük şirketin birçok verisinin çalındığı düşünülüyor. Şimdi bunu Kolopatlı Rus bir grup duyurdu. Aslında Rus hacker grubu duyurdu. Yaklaşık 100 bin kişinin verisinin çalındığından bahsediyor. Ve para talep ediyor tabii ki. Muhtemelen bu para ödendi ama haberle ilgili çok detay yok şu an. Diğer kurumlar bir açıklama gelmedi. Yani bu iki kurumdan açıklama gelmedi. Şimdi Almanların Deutsche Bank var. Ya bizim Merkez Bankası'na karşı geliyor diyebiliriz, yani Devlet Bankası. Ve birkaç yine o bölgenin, yani Hollanda Bankası var yine ki, Postbank. Bunlarla ilgili bunların kullandığı ortak bir yazılım var. Üçüncü parti bir yazılım. Bu yazılımdaki bir zafiyet yüzünden bankanın hesap bilgisi çalınıyor. Yine bu da bir başka örnek. Burada bu bankalar itibar kaybı yaşayınca şöyle dediler. Bir yıl boyunca eğer bir eksiklik olursa hesaplarınızda biz bunu ödeyeceğiz ama bir yıl sonrasını garanti etmediler müşterilerine. Şimdi ICBC diye banka var. Şimdi ya bankacılık sektörüne girecek olan ya ilgisi olanlar için söyleyeyim. Bu dünyanın en büyük bankasıdır. Hacim olarak en büyük bankasıdır. Bunun Amerika'daki faaliyetleri yürüten şube, yani ICBC Amerika'da Lockbit diye bir atak var, ransomware. O bulaşmış. ICBC'nin bu ransomware'i gidermek için ödediği söyleniyor ama herhangi bir miktar belirtilmiyor. Çoğu forumda şey yok. Miktar bilgisi yok ama yani ödediği söyleniyor kurtulmak için. Çünkü şöyle, yani bankacılıktaki veriler yani geri dönüş senaryosu çok işlemiyor. Çünkü her saniye veri üretiliyor bankacılık sektöründe. Yani şöyle, tüm sistemlere geri dönseler de o zaman da veri kaybı yaşanacaktı. Bunun için ödemeyi tercih etmiş ICBC. Onur Bey, Selim Kaan demiş ki, peki EZCO sistemi yurt dışı merkezi operasyon yürütüyor. Bunun denetlenmesi nasıl yapılıyor? EZCO sistem, evet. Bunun denetimiz şöyle. Aslında EZCO'nun bağlı olduğu ülkenin yasaları evvela geçerli bunun denetimi için. Bununla ilgili aslında BDDK otorite, Türkiye'de ödeme sistemlerinde BDDK otorite. Bunlar her sene aslında şey denetimine tabi tutuluyor. EZCO gibi diğer aslında birçok şirket var ödeme sistemi. Bunların denetimi BDDK'da. Onların çok güncel tutulan ve geniş bir şeyi var. Seti var, kural seti. Onlar sürekli denetleniyor. Ki hatta birçok denetçi kurum yerine oralarda çalışıyor diyebiliriz. Yani fiziksel olarak sürekli o kurumlarda denetim yapıyorlar. Şimdi fidye yazılımla biraz konuşmakta fayda var. Dedim yani çok pis bir atak bu. Niye? Çünkü şöyle, yani size veriniz şifre diyor. Eğer sizin kurumunuz sürekli veri üreten bir kurumsa, ki mesela buna finans şirketleri aslında çok büyük örnek. Çünkü sürekli orada veriler geçiyor. Bunlar şifrelendiğinde artık bundan kurtulmanın yolu, ki şöyle söylenir, bunu ödeyin denir genelde. Yani ilk aksiyon aslında bunu ödeme yapmak. Biraz enteresan geliyor ama bunu ödeme yapmak birinci aksiyon olarak görülüyor diğer kurumlarda.
Şimdi kullanıcı bilgisayarlarında yeniden imaj yüklenebiliyor. Aslında bir nevi format atmak. Çünkü şöyle yani bu aslında kullanıcı bilgisayarlarında kritik verinin tutulması beklenmez. Gerekmez zaten kritik verinin tutulması. Yani hiçbir kullanıcının bilgisayarında veri tabanı yoktur. Sadece bağlanma yani management vardır. Ve bunun kaybolması da çok önemli değildir. Çünkü yeniden kurulabilir. Ve herhangi bir şifre falan tutmaması lazım kullanıcı bilgisayarında. Sunucular ise yedekten dönülebilir. Şöyle ki orada sürekli bir veri akışı yoksa sunucuda ve veri kaybı göz önünde alınabiliyorsa, o risk göz alınabiliyorsa o sunucu yedekten dönülür. O da şöyledir. Her sunucu periyodik olarak yani kritikliğine göre işte her gün, haftalık, 3 günde bir, ayda bir gibi bu sunucu yedeğe alınır sistem üzerine. Tabii sanalsa öyle söyleyeyim. Yedeğe alınır. Bu şekilde siz yani bir hafta öncesinde veya bir gün öncesinde dönebilirsiniz ama tabii o günkü yani zararının bulaştığı andan tespit edildiğine kadar ki gelen veriler aslında çöp olmuş oluyor. Burada bir yazılımın yani bu zararlı yazılımın ilk bulaştığı cihaz tespit ediliyor. Bunun için tabii sürekli yani log toplanıyor. Bilgisayarlardan veya sunucularda sürekli log toplanıyor. İşte nereye istek yaptı, hangi proses çalıştı gibi. Aslında şöyle yani bilgisayarda veya sunucudaki her işlem aslında loglanıyor. Yani ideali bu. Yani orada kuş bile uçamıyor diyebiliriz yani. Log olmadan öyle söyleyebiliriz. Bu şekilde tespit edilebiliyor bulaştığında. Tabii şöyle yani hiç ben fide yazdığım bulaşmış bir ortamda bulunmadım. Bulmak da istemem. O yüzden bunlar biraz yani araştırma sonucu oluşturulan veriler ama hiç şahit olmadığım için o anki durumda nasıl olur bilmiyorum ama bunlar aslında ideal senaryolar. Öyle söyleyebiliriz. Tabii kurmağın yayılıyorsa eğer bu yazılım, bu kurmağına nasıl yayılıyor? Onu test etmesi lazım. Burada şimdi mikrosegmentasyon diye bir kavram var. Segmentasyon bölmek demek, segment etmek. Mikroda aslında idealde siz her bir bileşeni yani bilgisayar sunucuyu, işte gerekirse tableti, telefonu kurmağına bağlı. Bunların birbirine erişimini kontrol altına almanız lazım. Bunu kontrol altına almazsanız yani bütün portlar açık şekilde dururlarsa ortamda bir bilgisayar bulaşan zararlı yazılım diğerlerini kolaylıkla atlayabilir. Şimdi veri sızıntısı tespit edildiği durumlarda ne yapılıyor? Ki bunlara zaman zaman şahit oluyoruz. Çok basit veri olsa bile verinin kaçınılması tabii hoş değil. Yani o itibar meselesi biraz da. Hangi bilgisayardan sızdırıldığı tespit ediliyor. Yani dediğim gibi bunlar loglar sayesinde oluyor. Ki bunda aslında MDR dediğimiz sistem burada gayet etkili. Çünkü hangi prosesi açtı, isteği nereye yaptı, bunların hepsinin bilgisi tutuluyor ortamlarda. Ki şöyle aslında şimdi birçok log tutuluyor demiştim. Birçok sistem var. Deminki slaytlarda gördük. Bunların loglarının tutulduğu ortak bir alan da var. CMD'ler var işte. Burada onun uzmanı yani SOC uzmanı veya CM uzmanı bu logları korele edebiliyor. İşte NDR'ın logu ile güvenlik duvarı logunu birleştirebilip daha anlamlı şeyler çıkartabiliyor. Örneğin veri hangi URL'den veya IP'den dışarı çıktı? Onun için de yani güvenlik duvarının logları çok değerli oluyor. Çünkü güvenlik duvarları aslında kurumun internete çıkıştaki askeridir diyebiliriz. Tabii zafiyetin dolayı da veri sızıntısı yaşanabiliyor. Bu Deutsche Bank'ta gördüğümüz gibi. Orada zafiyet barındıran sistem bulunup çok acil şekilde giderilebiliyor. Sonuca gelelim ve özetle diyebiliriz buna. Şimdi veriye erişim kurmağında kontrol altında. Yani siz bir veriye eriştiğinizde aslında bunu ne zaman, saniyesine kadar, niye eriştiğiniz bilgisi. Ki şöyle çünkü siz bir veriye erişirken bu PAM ortamlarında gerekçe yazıyorsunuz. İşte şu sebepten dolayı erişiyorum diye. Niye eriştiğiniz. Bunların hepsi kontrol altında. Şimdi siz veriye eriştiniz. Legal şekilde eriştiniz. Bu veriyi nasıl paylaşma soktunuz? Kime gönderdiniz? İşte maille mi, dosya paylaşma ortamıyla mı? Kimlere götürdüğünüz bilgisi, gönderdiğiniz bilgisi var ya o denetim altında zaten sürekli tutuluyor. Şimdi zararlı bileşenlerin ağ sızması engelleniyor. Şimdi zararlı bileşen de bir ihlali sebep olabileceği gibi ransomware veya veri kaçırma bunlar da yine güvenlik duvarları IPS'leriyle engellenebiliyor. Şimdi birçok güvenlik yatırımı var. Demin gördüğümüz gibi saatlerde. Bunlar aslında gerçekten pahalı ürünler. Yani öyle söyleyeyim. Yani kurumların yaptığı bilişim yatırımları yani siber güvenlik yatırımları
Gerçekten had safhada. Yani milyon dolarları bulabiliyor yıl içerisinde. Gayet bunlar normal fiyat, paralar gibi gözüküyor yani şeyde, sektörde. Çünkü kurum şeyden bahsetmiştik, yani bu ransomware'in ortalama maliyeti 4,5 milyon dolar. Siz birkaç milyon dolara zaten o altyapı kurabiliyorsunuz. Ve iyi yönetilen bir altyapı ile aslında zararlı bulaşması da riski de bir ayda azalmış oluyor. Şimdi tabii burada kullanıcı faktörü çok önemli. Bu yüzden kullanıcıların aslında farkındalığının artırılması lazım eğitimlerle. Şimdi ISO 27001 diye bir standart var. Benim çalıştığım kurumlarda bu vardı. Hatta alınırken de ben içerisinde bulundum yani bu sürecin. O maddelerden bir tanesi de tüm kurum çalışanlarına bir eğitim vermek veya verdirmek ve eğitim sonrasında bir sınava tabi tutmak. Bu sınavı geçemeyen kullanıcı da tekrar eğitime tabi tutup tekrar sınava sokmak. Bu ISO 27001'i almak için gereken koşullardan bir tanesi oluyor. Tabii şimdi şu kullanıcı farkındalığı ve insan hatasında şunu da söylemekte fayda var. Şimdi birçok güvenlik yatırım var dedik. İşte güvenlik duvarı, IPS, sandbox'lar, EDR, NDR gibi. İşte log toplayan ürünler, CM'ler. Şimdi bunu yöneten de aslında bir insan. Yani ona da bir de benim mesela. Şimdi yanlış yapılan bir konfig de aslında o zararın bulaşmasına veya verinin kaçınmasına sebep olabiliyor. Örneğin siz yanlışlıkla bir port açarsanız veya dosya paylaşım sitesine erişim açarsanız yanlışlıkla bir hatayla kullanıcı ya DLP adminseniz devre dışı bırakırsanız bir şekilde o verinin kaçınmasına sebep vermiş olabilirsiniz. Evet, aslında sunumum bu kadardı. Sorular varsa yine biraz konuşabiliriz. Ben sorayım sıradan. Tabii ki ben şimdi ekran paylaştığım için şeyi göremiyorum. Portali. O yüzden siz okursanız daha iyi olur. Sektör için bakarsak sistemlerini uzaktan VPN ile bağlanan kullanıcıların aslında mesai saatleri dışında erişim sağladıklarına ait bir monitoring yapılması ve bunu bir kural ile şüpheli değerlendirmesi mi tercih edilir yoksa kısıtlı saatler arasında erişim izni vermek mi? Teşekkürler demiş. Şimdi çok güzel soru. Şimdi şöyle, bu bilimlere göre değişebiliyor. Şimdi ben örneğin bilişimdeyim, siber güvenlikliyim. Şimdi siber güvenlik ilk başta bahsettiğim gibi gecesi gündüzü olmayan bir iş. O yüzden mesela benim bağlantı yapmam, yani gece 3'te bağlantı yapmam ya da gece 1'de bağlantı yapmam aslında biraz olası. Çünkü çalışmalarımız oluyor bizim. Ki bazı sistemler gece çalışmıyor ödeme sistemlerinde. Biz onun bakımlarını gece yapıyoruz. O yüzden yani bir siber güvenlik çalışan için bu normal. Ancak şöyle diyebiliriz. Piyasa işlemi yapan birisi ki Türkiye'de piyasaları biliyorsunuz 5'te kapanıyor aslında. Bunların VPN erişimleri zaten şu şekilde oluyor. Kapatılıyor otomatik olarak. Yani zaman bazlı kurallar var sistemlerde. Saat 5.00 yani 17.00 olduğunda otomatikman kesiliyor. Bağlantı yapmak istese dahi bağlanamıyor. Yani şuna gelebiliriz. Bunlar bilim bazlı belirleniyor. Bilimlerin ihtiyacına göre erişim verilme yapılabiliyor VPN tarafında. Ersin Sarı sesli soru sormak istiyordu. Sorabilirsin Tabii ki. Ersin. Merhabalar Onur Bey. Teşekkür Merhaba. ederim sunumunuz için. Çok faydalı oldu öncelikle. Teşekkür ederim. Şey soracaktım. Ben biraz mikroservis mimarisiyle ilgileniyorum. Evet. Mikroservis mimarisi tarafında traditional security çözümleri çok işe yaramıyor diye bir şey okudum. Ne Doğru. kadar doğru? Onun tarafında neler tavsiye edersiniz? Şimdi geleneksel güvenlik çözümlerinin çalışmaması şundan kaynaklanıyor. Şimdi mikroservislerde biliyorsunuz pod diye bir kavram var. Aslında şöyle, klasikten bahsedelim. Şimdi klasik yapıda şöyledir. Siz bir uygulamayı bir sunucuya kurarsınız. İşte veri tabanını başka bir sunucuya kurarsınız. İşte bu MVC yapısında işte ön yüzü başka bir yere kurarsınız sunucuya. Ve bu sunucuların erişimlerini siz klasik mimaride bir güvenlik duvarı üzerinde geçirebilirsiniz. Yani bu şekilde onun erişimine gidersiniz. Veya şöyle, bir kullanıcının bir uygulamaya erişiminde klasik mimaride güvenlik duvarıyla engelleyebilirsiniz. Şimdi mikroserviste şöyle bir durum var. Şimdi adı üstünde mikroservis şöyle çalışıyor. Şimdi bir sunucu açıyorsunuz. Bu sunucu içerisinde pod diye yapılar var. Çok basitçe anlatayım. Şimdi siz aynı sunucu içerisinde hem veri tabanını hem uygulamayı işte hem ön yüz hem backend'i bir sunucu içerisindeki farklı podlarda sunabiliyorsunuz servis olarak. Bunun klasik mimaride şöyle bir dezavantaj var tabii ki.
Siz bir IP, yani IP bazlı çalışır bu sefer, bir klasik mimarlar. Bir IP'ye erişmek istediğinizde bir kullanıcıya, aslında o kullanıcı hem veri tabanına hem uygulamaya ve hem diğer bileşene, diğer kodlara aslında network seviyesinde erişim almış oluyor. Veya şöyle, kodlar arasında mesela veri tabanı var, uygulama var ve de bambaşka bir servis olsun. Ödeme servisi diyelim. Şimdi uygulamanın şöyle yani, veri tabanının ödeme servisine erişmesine gerek yok aslında. Yani tam tersi olabilir ama veri atabilir. Ama veri tabanından bir istek başlamasına gerek yoktur. Genelde bu şekilde olur. Şimdi veri tabanı aslında hep isteği alandır yapılarda. Şimdi klasik mimaride siz bunu mikroserviste sağlayamazsınız. Çünkü mikroserviste podlar arasında erişimi denetlemeniz mümkün değil klasik mimarda ama. Şimdi bununla ilgili de birkaç ürün çıktı. Birisi Red Hat'in, yani Red Hat diye bir community var. Onların ürünü var. İsimlerini çok hatırlamıyorum ama. Bir de Palo Alto'nun bir ürünü var. Konteyner güvenliğinde. Bu iki ürün şu an önde götürüyor ama tabii ki birçok ürün çıkmıştır. Bunlar şunu sağlıyor. Siz portlar arasında artık erişim verebiliyorsunuz. Bunu işte port bazlı, işte A podundan B poduna 443 portundan erişim verme gibi. İşte birbirine ping atabilsin gibi network seviyesinde artık erişime verebiliyorsunuz. Şimdi bu şey yani yavaşta olan bir alan. Soru soru arkadaşlar, eğer öğrenci veya yeni kariyerin başındaysa çok güzel bir alan bence. Ya ben de bu alanda aslında çalışmak isterdim. Ya imkan olsa. Teşekkür ederim Hamdi Bey. Ben teşekkür ederim. Var mı başka soru? Sanırım başka soru yok Onur Bey. Geldiğiniz için ve katılımcı olarak bizlere değerli bilgiler paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ben Ve teşekkür ediyorum. öncelikle size sonra gelen katılımcı arkadaşlara da çok teşekkürler bütün hepinize. Tamamdır. Ben o zaman ekran paylaşımı durdurayım. Ya bana soru sormak veya görüşünü söylemek isteyen orada, yani LinkedIn üzerinden. Yani çok aktifim ama yani her gün bakıyorum diyebilirim. Oradan ulaşabilirsiniz bana. Evet, bugünkü konuşmacılarımızın hepinizin LinkedIn hesaplarını ileteceğiz arkadaşlarımıza. Chat'te paylaştığımız arkadaşlar LinkedIn sertifika almaya kazanabilirsiniz ve geri bildirim formu da aynı form içinde. Geri bildirim formunu da doldurursanız bizim için çok yararlı olur. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızı da chat'teki linklerden ulaşabilirsiniz. Hepinize tekrardan çok teşekkürler. Geldiğiniz için, katıldığınız için. Onur Bey, siz de konuşmamız olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.